Beni terk ettiğinde söyleyemediğim bir şey vardı. Ben çok uzun süre bunun üzerine düşündüm. Öğrenmek isteyip istemediğimi bilmiyorum. Çünkü korktum. Sonra her şey kafamda birleşti. Bunları mı konuşacağız? Geçmiş gitmiş. Geçip gitmedi ki. Orada öylece duruyor. Biz sadece yokmuş gibi davranıyoruz. Ne söylememi istiyorsun? Bir şey söylemene gerek kalmayacak. Çünkü ben kaçmayacağım. Sana söyleyeceğim. Sen dinleyeceksin. Ben duyacağım. Çünkü artık hazırım. Nazlı ben. Biliyorum. Biliyorum beni korumak istedin. İncinmemden korktun. Bildiklerin sana ağır geldi. Kaçtın. Ben yapamam. Ben yalanlarla yaşayamam Savaş. Ama senin gibi yapmayacağım. Kaçmayacağım ben. Benim babam Haluk değil mi? Benim babam Haluk değil mi? O adam benim gerçek babam. Haluk kişisi dediğim o adam benim babam. Savaş öyle değildi. O senin baban değildi. O değildi. Ne olur bana bir şey söyle. O canavar senin baban değildi. Anne de bunları yapan o adam değildi. Ne olur bir şey söyle Savaş, ne olur. Haluk benim babam olmasın ya. O adam benim babam olmasın, ne olur. Benim babam böyle bir adam olamaz, ne olur. Haluk. Sen benim babam değilsin. Söyleyemezdim Nazlı. Yapamazdım. Babanın kim olduğunu biliyorsun artık. Ne istiyorsan yapabilirsin bana. Engel olmayacağım. Gözlerimin içine bak. Sen benim babam değilsin. Annemin hayatını mahveden bir adamsın sadece. Ben yıllarca baba hayaliyle yaşadım. O adamı sevdim. Ona tutundum. Onu korudum. Hepsi niçinmiş? Koca bir yalan. Annemin en büyük düşmanı benim babammış meğer. Annen her şeyi öğrendikten sonra gitmek istedi. Sen de onu bırakmayacaktın. Hayır.
ben gitmek istediğini anlayınca ölmek istedim. İnan bana. İnan, ölmek istedim. Bundan sonra nasıl yaşayacaksın ki sen kendinde? Annem hatırlamıyor diye sen tekrar hayatına girebilir misin? Sence ben buna izin verir miyim? Vermezsin. Ama annenin hatırlamasına da izin vermezsin. Annem öğrendiğinde ne hale geldiğini ben kendi gözlerimle gördüm. Şu an aynı şeyleri ben yaşıyorum. Anneme asla bir daha hatırlatmam. Asla öğrenmesine izin vermem. Ben buraya geleceğini hiç düşünmedim bu işlerin. Ben bir güne işledim. İşlemiştim. Sandım ki sizi hayatımın içine alırsam seni, Selin'i, Peri'yi, anneni, size mutlu bir hayat verebilirsem beni seversiniz, affedebilirsiniz diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm, yanıldım. Her zamanki gibi. Bizi mutlu edenin kim olduğunu öğrenmek çok önceden hakkımızdı. Bu kadar acı çekmeden önce. Sen ne yap biliyor musun? Unut bizi. Hatıralarını sil. Sen de hafızanı kaybet. Hafızamı mı kaybedeyim? Öl diyorsun bana yani. Peki kızım. Sen nasıl istiyorsun ölün olsun. Keşke Haluk kişisi olarak kalsaydı. O Nazlı. O adamla konuştum ben. Annemin bunu yapan adamın gözlerinin içine baktım. Bize bu kadar acı yaşatan adamın gözlerinin içine bakmasını istedim. Adamın yüzüne baktım ben Savaş. İşte bu yüzden söyleyemedim sana. Hayattaki en değer verdiğim insanın bu hale gelmesinden korktum. Senin bu halin benim içimi acıttı. Anladın mı şimdi neden kaçtım? Olmaz. Seninle olmaz. Olmaz Savaş. Ne demek olmaz Nazlı? Nasıl olmaz? Bunun için beni cezalandırmayacaksın değil mi? Ben bir an o adamın benim babam olmasını istedim ya. Bunu söylediğim için bile kendimden nefret ediyorum. Söylesene şimdi bana. Ben bu yükle nasıl yaşayacağım ha? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edeceğim? Bu bana çok ağır geliyor, duydun mu beni? Nasıl senin yüzüne bakacağım ben?
Ben seninle aynı yolda yürüyemem. Sen bu kadar şey bilirken ben senin yüzüne bakamam. Olmaz. Belki de yavaştan anlamak lazım insanlardan. Her şeyi yaratsan da kimse doymaz ona. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.